sizinle. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle sesin yayılması, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması ve sesin süreti konusunu işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Çocuklar, ses titreşim halinde oluşur ve dalgalar halinde etrafa yayılır. Nasıl mı? Bunu bir çalar saat örneği vererek açıklamak istiyorum. Çalar saatimiz çalmaya başladığı zaman biz saatimizin neresinde olursak olalım, saatin sesini her yerden duyabiliriz arkadaşlar. Bu da bize sesin dalgalar halinde yayıldığını göstermektedir. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortamın olması şarttır diyoruz. Ses katı, sıvı, gaz ortamlarda yayılır. Bunları kısa örneklerle açıklayacak olursak çocuklar, örneğin evinizde oturuyorsunuz ya da sınıfta oturuyorsunuz. Koridordan geçen arkadaşlarının sesini duyabiliyorsunuz, öyle değil mi? Yine aynı şekilde duvarı delen matkap sesini duyabiliyorsunuz. Bunlar bize sesin katı ortamda yayıldığını göstermektedir. Havuzun içerisinde yüzerken yunus balıklarının birbirleriyle iletişimi, yine aynı şekilde gemilerde kullanılan sonar cihazları bize sesin sıvı ortamda da yayıldığını göstermektedir çocuklar. Şu an ben ne yapıyorum arkadaşlar? Konuşuyorum, öyle değil mi? Ve benim sesim dalgalar halinde hava ortamında, yani gaz ortamında yayılıyor. Ve sizler de benim sesimi duyabiliyorsunuz. Bu da sesin gaz ortamda yayıldığını göstermekte. Şimdi arkadaşlar sizlere küçük bir deney diyelim. İki tane pet bardağımız var, kağıt bardağımız var. Bunların ortasını deliyoruz. Evde bunun için ailenizden yardım alabilirsiniz, büyüklerinizden. İkisini delip içinden düğümledikten sonra şu şekilde gösterelim. Düğüm attıktan sonra ipliği buradan geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu karşımızdaki insana veriyoruz, bir bardağımızı. Ve ip gergin bir şekilde olduğu zaman siz bardağın içine konuştuğunuzda, karşı tarafta da arkadaşınız kulağına tuttuğu zaman bunları sizin sesinizi duyabiliyor. Bu da sesin titreşim halinde yayıldığına bir örnek. Yine aynı şekilde ipi gergin tuttuğunuzda, bardağın içine konuştuğunuzda ipe dokunursanız çocuklar, titreşimini elinizle de hissedileceksiniz. Evet, gelelim şimdi sesin farklı ortamlarda, ses kaynaklarının farklı olması ve bu ses kaynaklarından çıkan seslerin de farklı olduğunu göstereceğim. Şimdi benim elimde arkadaşlar bir tane porselen bardağımız, bir tane cam bardağımız ve kağıt bardağımız olsun. Elimdeki çubuk yardımıyla bütün bu nesnelere dokunacağım ve çıkan sesleri dinleyeceğiz. Bakalım ses kaynaklarından çıkan sesler aynı mı? Dokunuyorum. Görüldüğü üzere arkadaşlar 3 tane cisim var. Üçünden de çıkan ses farklı çıktı. Bu da bize sesin farklı kaynaklardan çıkan sesin farklı olduğunu gösteriyor. Yine bunlara çocuklar müzik aletlerini de örnek verebiliriz. Mesela gitar, mesela bağlama. Bunlardan çıkan sesler de farklı olacaktır, biliyorsunuz. Gelelim aynı ses kaynağından çıkan seslerin farklı ortamlarda nasıl yayıldığına. Şimdi arkadaşlar bunun içinde gerekli olan malzemelerimiz 2 adet kaşık, içi su dolu bir kabımız ve şimdi ben elimde bulunan kaşıkları önce hava ortamında, yani gaz ortamında birbirine vurup sesini dinleyeceğiz. Daha sonra da sıvı ortamda birbirine vurup sesini dinleyeceğiz. Bakalım aynı kaynaktan çıkan sesler farklı ortamda nasıl yayılıyor? Hep birlikte gözlemleyelim. Başlıyorum arkadaşlar. Görüldüğü üzere aynı ses kaynağı ama ortamları farklı olduğu için, birisi gaz ortamında, birisi sıvı ortamında sesler farklı çıkmaktadır diyoruz. Evet, bunu da böyle bir kenara koyalım. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Sesler en iyi katı ortamda yayılır. Bunun nedeni, daha önceki konularımızda da açıklamıştık, katı maddelerin tanecikleri birbirine çok yakındır. Bu nedenle titreşimleri daha iyi olmaktadır diyoruz. Peki çocuklar, size bir soru. Boşlukta ses yayılır mı? Evet. Evet çocuklar, boşlukta ses yayılmaz.
Bunun nedeni çünkü boşlukta maddesel bir ortam yok. Örnek verecek olursak güneşte patlamalar meydana gelmekte. Yine gök cisimleri birbirleriyle çarpışmakta. Biz bu çarpışmaların veya güneşteki olan patlamaların seslerini duyabiliyor muyuz? Duyamıyoruz, öyle değil mi? İşte uzayda maddesel ortam olmadığı için bu sesler bize kadar gelmiyor çocuklar. Bu da bize sesin boşlukta yayılamayacağını göstermiş oluyor. Gelelim sesin hızına çocuklar. Peki ses her ortamda aynı hızda mı yayılır? Tabii ki hayır arkadaşlar. Sesin hızını etkileyen faktörler vardır. Bunlardan birincisi ortamın sıcaklığı arkadaşlar. Ortamın sıcaklığı ne kadar fazla ise sesin hızı da o ölçüde artmaktadır çocuklar. Örnek verecek olursak 0 santigrat derecede sesin yayılma hızı 331 metre bölü saniye iken 20 santigrat derecedeki sesin yayılma hızı 344 metre bölü saniye gelmektedir. Bu da bize sıcaklığın sesi etkilediğini göstermektedir. İkinci faktör ise ortamın yoğunluğu arkadaşlar. Ortamın yoğunluğu ne kadar fazla ise ses de o kadar hızlı çıkmaktadır. Yani sesin hızı o kadar fazla olmaktadır diyebiliriz. Üçüncü faktör maddenin türü çocuklar. Daha önce de söylediğimiz gibi ses en iyi katı maddelerde yayılıyordu. Bunun nedeni de sesin katı maddelerin taneciklerinin birbirine çok yakın olmasından ileri gelmekteydi diyoruz. Peki arkadaşlar, gök gürültüsünü ve şimşeği hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Bunlar ikisi aynı anda olmasına rağmen şimşeği, yani ışığı daha önce görürüz. Sesi daha sonra duyarız. Bunun nedeni ne olabilir sizce? Bunun nedeni arkadaşlar, ışık sesten daha hızlıdır. Bu nedenle ışığı daha önce görürüz, daha sonra ise gök gürültüsünün sesini duyarız. Buna havai fişekleri de örnek verebiliriz arkadaşlar. Dikkat edecek olursak havai fişekler patladığı zaman önce ışıkları etrafa yayılır, daha sonra ise havai fişeğinin patlama sesini duyarız. Evet arkadaşlar, dersimize son bir deneyle sonlandıracağım. Bunun için de gerekli olan malzemelerimiz bir tane pet şişemiz. Ben bunu daha önceden hazırladım. Sizler evde hazırlarken ailelerinizden yardım alın. Pet şişemizin arka kısmını maket bıçağıyla kesiyoruz ki burada kesinlikle aileden yardım alıyoruz. Daha sonra bir balonumuzun ortasından kesiyoruz ve kestiğimiz pet şişenin arka kısmına geçirip bantlıyoruz çıkmasın diye. Daha sonra evimizde bulunan mumlardan alıyoruz ve bunları yakıyoruz çocuklar. Evet, mumlarımızı yaktık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken, hani sesi enerji türü dedik ya, bunu burada göstermiş olalım. Şimdi ben balonumun olduğu taraftan muma doğru hafifçe vuracağım. Görüldüğü üzere mumumuzun ışığı hareketlenmeye başladı. Biraz daha kuvvetli vuruyorum. Gördüğünüz gibi daha çok hareketleniyor. Ve bu söndü. Gördüğünüz gibi hareketlenme devam ediyor. Arkadaşlar, ses enerji türü dedik ve burada olan mumlarımızı da balonumuzun olduğu yerden vurarak mumumuzu söndürdük. Bunu da siz evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.